Herkese merhaba arkadaşlar, ben Alper. Kripto Gelişim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde sizlere benim ilgimi çeken, dikkatimi çeken 4 tane projeden bahsedeceğim, 4 tane coin'den. Onun dışında yeni bir hesap açtık. Bunları da size bilgilendirmesini yapacağım. Şimdi ilk olarak genel bir piyasa analizi yapalım. Şu an ne oluyor, neden Bitcoin fiyatı böyle bir aşağı bir yukarı gidiyor? Bunlar hakkında biraz düşüncelerimizi söyleyelim. Şimdi şu anki Bitcoin fiyatı 55.000 civarında arkadaşlar. Şöyle içine girip bir hemen bakalım. Şuradan baktığımız zaman Bollinger bantları üzerinden bir bakalım hemen nedir ne değildir. Evet, şu an günlük üzerinden dikkate aldığımızda Bollinger bantlarını orta seviyede duruyor arkadaşlar. Yani şuradan büyük ihtimalle bir tepki yiyip yukarı çıkabilir ya da iyice aşağı düşebilir. Daha çok düşeceğini zannetmiyorum açıkçası ama genel olarak bir yukarı çıkacağına doğru bir düşüncem var. Onun dışında gelin bir de RSI'ne bakalım. Evet, şu an bu civarlarda, yani şu an oldukça düşük bile duruyor. Yani bunun biraz daha şöyle yukarılara çıkması lazım. 50'lerin üzerinde olması lazım normalde. O yüzden hani fiyatının da büyük ihtimalle yine bir artacağı yönde bir eğilim olabilir. Eğer daha da düşerse, yani şu şuralara falan iyice gelirse, bakın buralara geldikçe alım fırsatı oluşturmuş hep. Yani buralara geldiğinde alabilirsiniz arkadaşlar. Yani şuralara bakın. Şuraya geldiğinde çat diye yukarı çıkmış. Gelmiş yukarı çıkmış. Yani bu RSI bize genelde alım fırsatı veriyor. O yüzden bunlar olduğu zaman bunları değerlendirebilirsiniz. Tabii %100 böyle olacak diye bir şey yok. Ama genelde %80-90 oranında bu tutuyor. Tutarlı bir şekilde bize bir sinyal veriyor. Evet, şimdi gelin ilk coin'imizle başlayalım, projemizle. Bu proje arkadaşlar şöyle bir bakalım. Yani çok enteresan bir şekilde piyasaya direkt 7. sıradan girdi. Öyle yani Dogecoin gibi, Shiba gibi shitcoin de değil bu. Altyapısı, ekibi, yapmak istedikleri, yapacakları ve yaptıkları ciddi anlamda güzel olan bir şeyler. Bugün yaklaşık 1 saatimi bu projeye ayırdım. İnceledim, altyapısını inceledim, ekibini inceledim, ekibinin yapmış olduğu çalışmaları vesaire inceledim. Piyasaya yani daha dün girdi. Dün girer girmez düşünün 7. sırayı oluşturdu hemen. Ve daha da önemlisi, bakın şuna çok çok dikkat edin. Bir borsa, yani bir coin piyasaya sürülür sürülmez arkadaşlar. Coinbase, Binance, Gate.io vesaire görüyorsunuz. Bu en büyük borsalar, en güvenilir borsalar bunlar. Direkt bunlar üzerinden listelenmeye başladıysa yani bilin ki zaten bu coin geleceği yüksek. Yani daha da fazla ilerleyebilir. Ben bir kendi düşüncemi söyleyeyim, belli bir miktar bütçe yaptığım zaman hani bir adet de olsa almaya çalışacağım. Hiç belli olmaz. Çünkü adamların yapmak istedikleri şeyler çok çok fazla. Şeylerini araştırdım biraz arkadaşlar. Medium'dan hesaplarına baktım. Ve yapmak istediklerini gördüm. Açıkçası şunu söyleyeyim size. Dünya üzerindeki internet var şu an bizim kullandığımız. Her şeyi internete bağlı. Ve adamlar diyor ki biz internette olan her şeyi internet hızıyla blockchain ağı üzerine taşıyacağız ve her şeyi merkeziyetsiz yapmaya çalışacağız. Ve bunu da bütün uygulamaları entegre ederek yapmaya çalışacağız. Yani bazıları buna Ethereum öldürücü diyorlar, Ethereum killer diyorlar. Diyor ki bizim öyle bir hedefimiz vesaire yok. Biz Ethereum'u da destekleyeceğiz ve Ethereum'dan da güç alacağız. Ve böyle bir proje ortaya koyacağız diyorlar. 2017 yılında kurulmuş bir şirket. 2017 yılından 2021 yılına kadar da sürekli altyapısını geliştirerek piyasaya çıkmaya hazırlandılar. O yüzden piyasaya çıktığında da yani şunu görüyorsunuz, çıkar çıkmaz pat diye 7. sıradan girdiler. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl performans gösterecekler. Ama hani şu anki şeyine baktığımız zaman yani 123 milyon bir arzı var şu an piyasada. Toplamda 500 milyona yakın bir arzı olacakmış. Yani fiyatı birazcık daha değerlenebilir gibime geliyor. Özellikle şu piyasadaki shitcoin'lerden ve şeylerden kurtulabilirsek arkadaşlar. Şöyle bakalım tekrar. Yani görüyorsunuz yine shitcoin'ler, köpekler, bilmem neler, köpekler, kediler, safe'ler, bilmem ne dolduruyorlar. Yani piyasayı bunlar dolduruyor. Kazanç çok güzel. Yani ben kazanılmasına çok mutlu oluyorum. İnsanların kazanmasından mutluluk duyuyorum. Ama bu kazançları yani karınızı alın ve gidin bence. Hani öyle söyleyeyim. Çünkü böyle 1 yıl 2 yıl devam edecek şeyler değil çoğu. %80-90'ı çöp olup gidecek. O yüzden karınızı almayı unutmayın. Evet, bu böyleydi arkadaşlar. İkinci coin'imiz Gate Token. Bunu önceki videolarımızda da anlatmıştım, birkaç kez göstermiştim. Gate Token'un en önemli özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar, özellikle şu an bir borsaları var. Yani zaten bir borsa coin'i bu, Gate.io'nun coin'i.
İkincisi kendi blockchain ağları var. Şöyle girip bakabiliriz. Direkt blockchain ağları, gate chain diyorlar buna. Binance Smart Chain gibi düşünebilirsiniz. Üçüncüsü de kendilerinin oluşturduğu bir launchpad tarzı bir projeleri var. Bazı projeleri Gate.io sitesinde alabilmek için 100 adet ya da 300 adet bir token tutmanız gerekiyor hesabınızda bir hafta boyunca. Ve buna istinaden de işte o projelere belli oranda katılabiliyorsunuz ne kadar çok tutarsanız. O yüzden bu token'ın hani geleceğinin de olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli yenilik yapan, bir şeyler yapmaya çalışan bir coin. Yani belli olmaz. Tamam, belki bir BNB kadar olmayabilir ama değerinin hızla arttığını görüyoruz. Daha yani bundan 10-15 gün önce fiyatı 3 dolardı. Şu an 9 dolara gelmiş. Tabi biraz şu an tepesi çok yükseldi. Ona da dikkat etmek lazım. Üçüncü olarak arkadaşlar, bugünkü size dikkatimi vermek istediğim bir konu AVAX. Ben her zaman anlatıyorum videolarımda AVAX'ın çok kaliteli bir coin olduğunu, altyapısının sağlam olduğunu, kendi blockchain ağının ve ekosistemin olduğunu. Şimdi Avalanche blockchain ağı üzerinde Avalanche çıkıyor. Yani bir launchpad tarzı. Burada da işte hani önceki videolarımızda anlattığım Solana'da bir Solanium çıkıyor. AVAX'ta da bir Avalanche çıkacak. O yüzden buradaki projelerin yükselmesi, burada oluşturacak projelerin vesaire hep burada çıkacak olması da bizim için önemli. Bu coin arkadaşlar nereden alınabilir? Ayın 14'ünde listelenecekmiş. Ben belli bir miktar almayı planlıyorum açıkçası. Pangolin diye bir site var. Bu PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap tarzı bir site gibi düşünün. Temel içerik mantığı, çalışma prensibi aynı. Sadece Avalanche blockchain ağı üzerinden çalışıyor. Yani siz MetaMask ile bağlanabiliyorsunuz. Ama bakın burada Avalanche yazıyor. Yani direkt olarak AVAX atarak, yani bir Avalanche AVAX coin atarak buraya ancak işlem yapabilirsiniz. Herhangi bir şekilde diğer coinlerle yapmanıza pek olanak sağlamıyor. Bunun için de kendi ağınızı buraya bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Kendi ağınızı buraya bağladıktan sonra da ayın 14'ünde listelenecek. İşte buradan belli bir oranı yazacaksınız. Daha önce anlatmıştım nasıl işlem yapılır Uniswap vesaire tarzında. O videoyu da izleyebilirsiniz. Diyelim 10 tane alacaksınız. 10 AVAX'lık alacaksınız. Buraya coin'den onların şeyi böyle olacakmış. X AVA diye. Buraya yazdığınız zaman çıkacak ve siz de oradan almış olabileceksiniz. Genel olarak sistem böyle işliyor. Bu coin'in yani sevdiğim tarafı var. Şu arada MetaMask'e AVAX, yani şu şey normalde MetaMask'te yok. Bunu buraya eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle tıklayıp Custom RPC'ye tıklıyorsunuz. O nasıl yapacağınızı burada anlatıyor. Ben bunun linkini de koyacağım açıklamaya. Avalanche'ın sevdiğim özellikleri, yani grafikleri falan user deneyimi açısından çok güzel. Hani burada baktığınız zaman her bir bloğun bize görsel şeylerini vermişler. İşte buraya transaction'lara baktığımız zaman yapılan işlemlerin böyle tek tek nasıl yapıldığını vesaire hepsini bize gösteriyor. Ve her bir token transferinin de böyle açıklamasını yazıyor. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Avalanche'ın dediğim gibi zaten altyapısının sağlam olduğunu düşünüyorum. Ve çok daha fazla yükseleceğini de düşünüyorum. Özellikle arkadaşlar, yani şu lanet coinlerdeki, şu Dogecoin, ne bileyim Shiba coin vesaire, köpek coinlerdeki şu miktarların, şuna bakın, 12 milyar burada var. Dogecoin'de 63 milyar var. Yani hepsini toplasak 100 milyar dolara yakın bir para var. Ve bu 100 milyar dolar normalde altcoin'lere, projesi iyi olan coin'lere gitmesi gerekirken buralarda geziyor. Bunların da vakti bitecektir bir gün. Bunların da yani popülerliği yok olacak. O yok olduğu zaman da altcoin'ler kendisi bayağı bir coşacak. Çünkü baktığımız zaman yani Bitcoin'in dominansı da bayağı bir geriledi. O yavaş yavaş mega rally geliyor gibi görünüyor. Evet, son olarak da Swipe var arkadaşlar. Swipe yeni bir coin değil aslında baktığımız zaman. Yani 2019 yıllarından beri kalma. Fakat fiyatı bayağı bir düşmüştü. İşte son günlerde iyice yükseldi. Şu an 5 dolar civarlarında geziyor. 4-5 dolar. Fiyatının yükseleceğini düşünüyorum ben bunun da. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de arkasında arkadaşlar Binance var. Yani Binance gayet en büyük yatırımcılarından bir tanesi. Ve bu coin'in bütün dünyada yayılması için yavaş yavaş projeler, etkinlikler yapmaya başlayacağını düşünüyorum. Özellikle Türkiye'de. O yüzden bunun da ileride çok değerli olabileceğini kendi çapımda düşünüyorum. Bu arada bu dediğim tüm coinler arkadaşlar, yani benim kendi şahsi fikirlerim. Lütfen herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Burada bu coin bu çok iyi olacak dediğim zaman o coin çok iyi olacağı diye bir şey yok. Ben Dogecoin'e 5 para etmez dedim. Shiba'ya 5 para etmez dedim. Hala da diyorum. Shit coinler onlar.
Ama parayı onlar kazandırıyor şu an. Yani çünkü kripto para piyasası kimsenin mantığına göre hareket etmiyor. Tamamen para akışına göre hareket ediyor ve insanların etkileşimine göre hareket ediyor. Elon Musk bir tweet atıyor. Bütün herkes Dogecoin alıyor ya da bütün herkes Shiba alıyor gibi gibi. O yüzden bu tür şeylere lütfen dikkat edin. Kendi araştırmanızı yapın. Eğer yatırım yapacaksanız da projesi iyi, uzun vadeli projelere yatırım yapın ki çok zararlı çıkmayın. Bu Swipe ile alakalı arkadaşlar çok detaylı bir Twitter'da bilgisel paylaşacağız. Bir Twitter kanalı açtık. Twitter sayfası açtık sizler için de. Buradan bizi takip de edebilirsiniz arkadaşlar. Gelişim Kripto diye yazıp linkini de zaten açıklamaya bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Burada size genel olarak bütün bilgileri bir float halinde vereceğim. Bunu kaçırmamanızı da tavsiye ediyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. Buradan çok önemli şeyler paylaşacağız Twitter'dan. Bu arada kanalımız büyüyor arkadaşlar. Bizi desteklediğiniz için, videolarımızı beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımıza yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hani istediğiniz coin analizleri ya da ne bileyim projeler vesaire merak ettiğiniz şeyleri bize sorabilirsiniz. Ben size sürekli yardımcı olmaya çalışıyorum. Her gün video atmaya çalışıyorum elimden geldiğince. O yüzden destekleriniz bizim için çok önemli. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.